Bir ay bu zenginler veya iyi para kazananlar, ülke iyi diyenler. Bir ay 4250 lirayla geçinsin bakalım. Arkadaşım bak. Oruç tutarsan onunla geçinemezsin abi. Sen her gece oraya buraya gidersen kusura bakma. Biraz abi da çok yanlış anlama da. Üniversiteye gidenler bile şu anda 3-4 milyar maaş alıyor. Üniversiteye giden bak. Şu bak anda 3-4 milyar maaş alıyor. Siz şu anda gençsiniz ya. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Ben anlamadım. Niye biz bu gidişle senin yaşına gelemeyeceğiz abi. Biz bu gidişle senin yaşını göremeyeceğiz. Ya sen şu arabayı almak için ilk önce bir çalış, bir çaba sar. Ben çalışıyorum da. Abi ben çalışıyorum da asgari ücretin üzerinde de alıyorum. Ama ben yine de diyorum ki o parayla bile geçinilmiyor. Ve bu asgari ücretle geçinemezsin. Sana dediğim Ramazan örneği gibi. Bir ay oruç tutarsın, aç kalırsın, ona dayanırsın ama sen asla 4250 lirayla bir ay geçinemezsin abi. Evinin kirası ne kadar, onu ödeyebilir misin? 3 çocuk diyorlar bak. 3 çocuk yapın diyor yukarıda. Abi şu anda sizin devriniz de bizim devrimiz aynı değil, biliyor musun? Nasıl? Yani sizin devriniz de bizim devrimiz aynı değil şu anda. Ekonomi şu anda sıfır. Sana öyle söyleyeyim. Sen kendine göre sıfır görüyorsun. Biz kendimize göre değil abi. Kazandığımız para zaten. Hayır, çalışıyor musunuz? Yani kazandığımız para zaten o kadar. Çalışıyor musunuz gençler? Çalışıyoruz abi. Ne iş yapıyorsun? Baskıda çalışıyoruz. Kaç para alıyorsun? 3 lira 4 lira. Ha, 4 lira mı? 3 lira. Sen 4 lirayla sen kendini eğer harman vurup harman savurursan onunla alakası var abi. Ama genç 4 lira sana yeter. 4 lira sana yeter. Ama bir saniye. Evde kaç kişi var? Kaç kişi çalışıyor? 5 kişi. 5 kişi çalışıyor mu? 20 milyon. 20 bin lira. Yok. Kaç kişi çalışıyor evde? 2 kişi. 2 kişi. 8 lira. Kirasını kira veriyor musun? Şey mi? Abim kira var, borç var, her şey var. Bir dakika, borç. Evde en son ne zaman et yedin? Sen amcaya onu söyle. Evde en son ne zaman et yedin? Sen amcaya onu söyle. Hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorsun. Tamam. İşte bakın bak, sizin bu halde olmanızın tek sebebi bu zihniyettir. Vallahi zaten bu zihniyet. Bu zihniyet. Bu zihniyettir. İktidarda olan bu zihniyettir. Siz şu anda eskileri karıştırıyorsun. Sen abi gideceksin, sen yine önümüzdeki sen gideceksin. Her şey iyi diye yine oy vereceksin. Ve yine bu devam edecek ve daha da kötü olacak. Abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi şu ekonomi nasıl buluyorsun? Çok iyi. Çok iyi çalışıyorum. Alım rahat mı? Vatandaş rahatlıkla ulaşabilir. Alım yani pencerenin bakış açısına bağlı. Yani bir taraftan bakarsan kötü, bir taraftan bakarsan iyi yani. Yani her taraftan iyi. Her taraftan iyi. Şöyle güzel bir ben dün yedim mesela. Ben mesela yiyemiyorum abi. Tamam olabilir. Yiyemiyor. Niye abi? Şimdi yiyenler de var. Yemeyen bak pencerenin. Bak şimdi hayır. Pencerenin. Yaslarken bir kişiyle yapmayayım zaten. Hayır. Pencerenin diğer tarafından bakacaksın. Sen ne kadar maaş alıyorsun abi? Hatırlıyor. Kim ben maaş almıyorum. Ben ticaretle uğraşıyorum. Aynen abi. Sen zaten zenginler bir şeyle bağlanıyorsun. Dolarla iş yapanlar yapıyor. Hayır ben dolarla iş yapmıyorum. Asgari ücret ne kadar abi? Şu anda 4200. Ne kadar? 4250. 4250. 4250 ile sence bir aile geçinebilir mi? Şu anda geçinemez. Geçinemezse neresi iyi bunun? Ama bir şimdi ailede... bir ailede bir kişi çalışmıyordur. En az 4 kişi. Çalışsın tamam. En az 3 kişi. Evet. Yaptı mı seçildi 1500? Evet. Bir ev kiraları nerede abi? Şimdi. Çocuk masrafı nerede abi? Bez paraları nerede? Yemek ulaşım nerede abi? Bir otobüs 8 liraya götürüyor. Bir ekmek kaç para olur? Nasıl yapabilir abi? Şimdi bir ekmek 8 lira nasıl olmuş? Yol parası 8 lira oldu. Bir ekmek de zamlandı diyorum. Şimdi daha zamlandı. 4 liralardan satılıyor. Ya şu anda gayet normal yani her şey. Her şey gayet normal. Abi sana örneklerini verdim işte aslında. Abi şimdi bak. Bak pencerenin bir tarafına bakacaksın. Güzel tarafı ben kötüyü söyleyeyim. Sen kötüyü söylüyorsun, ben iyi söylüyorum. Abi iyi örnek ver. Ben her şeyi söylerim yani. İyi de, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gençliğe baktığın zaman sen kendine hitap ediyorsun. Ben çok güzel. Bak. Hay bir saniye çalışıyorsun. Bak ne güzel çalışıyorsun. Çalışmayan bir sürü insanlar var. Neden çalışmıyorlar? 5 milyar 6 milyarı beğenmezler. Ben de bir saniye. Bir saniye bitirelim. Sen şimdi 5 milyar lira 6 milyar lira sana maaş verdiğim zaman seni kimse beğenmez. Sen gidip de çalışmıyorsun. Niye çalışmıyorsun kardeşim? Yani niye? Üniversitesi. Ya sen ilk önce bir gir. İşe bir başla. İşe başladıktan sonra kendini belki daha iyi bir mevkiye. Yani daha iyi bir mevkiye belki ileride sahip olacaksın. Belki daha iyi bir konuma geleceksin. Sen ilk önce bir alt tabakadan bir git. Yani her şeyi üst tabakadan beklemeyeceksin. Tamam ben üniversiteyi okumadım. Sen okuyorsun diye. Sen 5 milyar maaşı ben beğenmiyorum. Yok öyle bir şey kardeşim. Kardeşim sen de öğren. Çalış ya. Çalışmak kötü bir şey değil ki. Yani bulaşıkçı olsan ne olacak? Büfecilik yapsan ne olacak? Veyahut da lokantada veyahut da herhangi bir kafede çalışsan ne olacak? 5 milyar. Sen 5 milyar alırsın. Kardeşin de 5 milyar alır. 10 milyar. Niye geçinmez diye bir şey değil. Ha diyeceksin ki kiralar yüksek mi? Yüksek. Doğru. Ama ekonomiye bakarsan gerçekten kiralar yüksek. Ona da itirazım yok.
Ama baktığın zaman, genellemeye baktığın zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda herkesin işi tıkırında kardeşim. Kitlesi olan %20'si geçinme payı zor olan insan vardır. Bak %20'si diyorum. Gerisi olduğu gibi herkesin işi tıkırında. Bak şöyle bir dolaşıyor musun hiç? Görüyorum. Bir hesaba bakıyor musun? 4 kişinin oturduğu hesap 300-500 milyon lira ödediği zaman demek ki bu insanlar veriyor. Boğaz Köprüsü şu anda niye kilitli? Herkesin durumu kardeşim, herkesin durumu iyi. Ha, olmayan kitle %20'dir. Ona ben itirazım yok. Bak, %20. Bak %20. Yerde... Ben de zorluk çekiyorum yeri geldiği zaman. Bak itiraz etmiyorum ki. Ama şartlara baktığın zaman katlanmak zorundasın kardeşim. Her şeyi devletten beklemeyeceksin. Sen bugün 10 tane zeytinyağını gidip saldırırsan zeytinyağına, kardeşim o zeytinyağını sen kendin yapıyorsun. Hükümet yapmıyor ki. Yani Tayyip Erdoğan veyahut da onun ekibi mi yapıyor? Hayır, sen ben yapıyoruz bunu ya. Her şeye saldır. Saldırma kardeşim her şeye. Dursun yerinde. Pandemi olduğu zaman makarnaya saldır. Ya makarna nedir? 2 liralık makarna 6 lira olmuş. Ha, itiraz mı ediyorum? Hayır, onu sen lan ben yapmışım onu. Başkası yapmadı. Hükümet yapmıyor onu. Kusura bakma. Her şeyi de hükümetten beklemenin bir manası yok. Biraz da kendimize çaba göstereceğiz. Ben gezeyim akşama kadar. Benim cebime 5 milyar geçsin. Öyle bir şey yok. Ben sabah sen şuraya oturduğun zaman sana akşama kadar kimse para vermez. İlk önce çalışmayı öğreneceksin. Bu senin için de geçerli, benim için de geçerli. Ben 6'da kalkıyorum. Tamam mı? 6'da kalkıyorum. Saat 10'da bırakıyorum. Niye anladın? Çalışıyorum? Niye çalışıyorum? Bir amaç için çalışıyorum. Sen de çalış kardeşim. O da çalışsın. Herkes çalışsın. 300 liraya 500 liraya günlük görmeyi kabul etmiyor. Şurada adam yazmış. Komi arıyorum. Bir garson arıyorum. Kimse beğenmiyor. Niye beğenmiyorsun? Beğenmemezlik yok kardeşim. Beğeneceksin. Oraya girersin. 1-2 sene çalışırsın. Kendini pişirirsin. Pişirdikten sonra belki daha iyi bir yere girersin. Konuşabilir miyim? Ama bak daha iyi bir yere gidersen belki 10 bin lira alırsın maaşını. Niye öyle diyorsun ya? Şöyle diyeyim abi, mesela senin dediğin gibi yaptık. Diyelim ki ben üniversiteyi bitirdim ama çok böyle aşağıdan başladım değil mi? Sen tamam, diyorsun ya. Tamam aşağıdan bana verilecek ücret ne? Asgari ücret. Dur. Tamam bak. Dur ben konuşayım abi. Abi ben seni dinledim, sen de beni dinle abi. Ben asgari ücretle başladım. Sen diyorsun ki bir iki seneye maaşın artacak. Tamam okey. Asgari ücret 4250. Ben tamam. Başladım alttan. Tamam. Asgari ücret geldi oldu 5,5 oldu. Ya geçen senenin asgari ücreti neydi? 2800 değil mi? Tamam. Alabiliyordun 350 lira benzin. Şimdi tamam. Bir 4250 ile 250 lira benzin alabiliyorsun. Bir dahaki sene olacak 5,5. Sen onunla 200 lira benzin alacaksın. Senin 200 litre alacaksın. Doğrudur. Senin paran arttıkça senin alabileceklerin şeyler zaten azalacak. Paranın değeri artık kalmıyor. Sen ne kadar yükselmek istesen de kalmıyor. Ülkenin asgari ücreti bile artık bir işe yaramıyor. Sen diyorsun ki bir sene sonra maaşına zam gelecek. Tamam bir sene sonra zam gelecek bana ama zaten sorun orada. Zam gelsin ama ürünlerin, hayatta kalmamız için bize gerekli olan şeylerin fiyatı daha da artacak. Onlar zamla doğru orantıda değil. Bak sana benzinden mesela bir örnek verdim. Aynısını başka bir şeylerden de örnek verebilirim. Tamam benzinden verdim. Bir dakika benzinden verdim. Bak şu anda benim arabam var. Arabayı bırakmışım. Tamam mı? Yani şu anda bir yere bırakmışım onu. Yani park yeri olan bir yere bırakmışım onu. Ben şu anda geziyorum. Arabayla gezemedim. Bak karşıya gideceğim. Ümraniye'ye gideceğim. Anladın mı ne demek istediğimi? Arabayla da gidebilirim. Köprü de bedava. Köprü de bedava. Ama arabayı oraya bırakmışım. Sen kendin tasarruf yapmasın. Şimdi bayramda değil, diğer günlerde aynısını yapıyorum. Gerekirse. Tasarruf bu, evet. Sence abi şimdi ulaşımla gideceksin. Sence arabalı bir insan. 8 lira vermen otobüse doğru hayır, mu? Hayır gerekirse. 8 lira sence makul bir fiyat mı? Gerekirse otobüse makul mi değil mi? Ama gideceksin otobüsten. Yani iş yerine yok, de gideceksin. Çalıştığın yere de. Zorundasın zaten. İşte bu yüzden her şeyi yapıyorlar. Hayatta neyi yapıyorlar? Neyi yapıyorlar? Zorunda olduğumuz için. Sabah erkenden senin gibileri zengin yapmak için koştura koştura işe gitmemiz için bunu yapıyorlar. Hayır şimdi bak. Sen şimdi zengin. Herkes zengin olursa. Ben senin paranda gözüm yok. Allah'ın katını ver. Senin katını ver. Kimse bak. Bak. Herkes çalışsa tamam mı? Şu yerdeki çöpü sen zengin olursan yerdeki çöpü kimse kaldırmaz. Anladın mı? Bulaşıkçıyı kimse yapmaz bulaşıkçılık. Sen başka ülkelerde bulaşıkçılar ne kadar oluyor? Peki onlarla ilgileniyor musun? Orada aşağı yukarı Amerika'da. Ben kız kardeşim Amerika'da. Ya yani şu anda konumu güzel. Ama bildiğim kadar saatine 10 dolar mı 12 dolar mı ne alıyorlar? Anladım. Sen, akşama kadar 100 dolar alıyor. Abi sen bir araştır. Amerika'da bir günlük asgari ücretle mesela kaç tane makarna alırsın? Onu Amerika'yı buraya yok, bak. Yok yok dinle abi beni. Önce beni bir dinleyin abi. Ben sizi dinliyorum abi. Ben sana o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sizi dinliyorum ben sana, abi. Bak ben senin görüşlerine saygım vardır. Tabii ki fikirlerin farklı olabilir. Benim fikirlerim farklı olabilir. Onun da fikri. Herkesin fikri. İnsanoğlu eşit olsa kimse çalışmaz. Ben onu şimdi gelelim Amerika'ya.
Amerika'daki eşitlik var ya, senin bu Türkiye'de olmuş olsa, öyle tamam mı? Evet, evet. Eğer sen, eğer dört dörtlük aynen yaşantı, Amerikan modelini sen şu Türkiye'ye getir, sen şuradan şuraya adım atamazsın. Evet, tamam, bak şuradan şuraya adım atamazsın. Abi bizi şuradan şuraya adım attırmayan o değil. Biz de 10 dolar kaç para yapar? 10 lira yapar benim paramı. Paramla aynı değişir. Hiç değişmemiş. 10 dolar. Abi bak sen 100 bir saat orada var ya, askeri ücret ne kadar Amerika'da? Askeri ücret ne kadar Amerika'da? Tam olarak net olarak. 3000 dolar, 4000 dolar. Hayır hayır. En babası diyorum. Bak kamu kuruluşunda 2000-3600 lira alıyor. Abi, 3600 dolar. Amerika eyaletlerine göre değişiyor aynı zaten. Her yerde aynı para değil abi. Aynı para. Dur abi, başka bir şey söylemek istiyorum. Bak ben şimdi. Sen Türkiye'de. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Dünyanın neresine gidersen git. Almanya'ya da gitsen, tamam mı? Hiç değişen bir şey yok. 10.000 dolarda bayatlar, 4.000 dolarda, 3.000 euro da alsan benim Türk liramla 3.000 lira yapar. Hiç değişen bir şey yok. Ha, sosyal faaliyetleri belki bizden daha iyidir. Ona da itirazım yok. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığın şu coğrafyanın en iyi ülkesinde yaşıyorsun. Evet. Bak, aynen öyle. Dünyanın hiçbir yerine nereye gidersen git, sen şu ülkede yaşadığın, yani sisteme bakarsan en güzel bir coğrafyanın içinde yaşıyorsun. Bırak ülkeyi kim yönetirse, Ahmet Mehmet hiç önemli değil. Ben sana şunu örnek vermek istiyorum. Türkiye'de bir asgari ücreti günlüğe bölelim. 4250-30'a bölelim. Onu da çalışma saatlerine bölelim. Yani bir kişinin, asgari ücret alan bir kişinin bir saatte kazandığı parayı hesaplayalım. Ve Amerika'da senin örnek verdiğin 12 dolar, işte 10 dolar, 15 dolar neyse o asgari ücreti örnek alalım. Ya benim param Amerika'da bir saatlik asgari ücretinle ne alabilirsin? Türkiye'de ne alabilirsin? Tabii. Ve aynı şeyi basalım da göz önünde bulunalım. Makarna. Ne kadar makarna Türkiye'de alırsın bir saatte veya Amerika'da kaç tane alırsın? Yani aynı şey. Bu aynı. İkisine de 5 tane mi alırsın abi? İkisine de 5 tane mi alırsın? Amerika'da neyse senin Türk liran, bak aldığın maaş burada 4000 lira alıyorsan, Amerika'da da 4000 lira alıyorsan benim paramla eşittir. Aa, sen Amerika'da çalışıp gelip Türkiye'de krallar gibi yaşarsın 4000 dolarla. O ayrı bir şey. Ama Amerika'daki 4000 dolar senin benim Türk liramla eşittir. Amerika'da 4000 dolar kazananla Türkiye'de 4000 lira kazananın yaşantısı aynı mı diyorsun? Öyle düşünmeyeceğim. Onu öyle düşünme yeğenim. Niye öyle düşünüyorsun ya? Orada 4000 lirayla geçinen insan benim Türk liramla 4000 lirayla geçiniyor ya. Aynı parayla geçiniyor. Orada abi, orada lira değil ki, sen onu dolarla örnek ver. Orada 4000 dolar var. Değişen bir şey yok. Bak ben sana ne dedim? Dünyanın hangi coğrafyaya gidersen git dedim sana. Dünyanın hangi ülkesine gidersen git, Amerika'ya da gitsen, Almanya'ya da gitsen, tamam mı? Yaşantı tarzları hiç farklı değil. Bizden berbattır onlar. Bak açık söyleyeyim. Abi bu konuda seninle bir ortak noktaya gelemiyoruz. Sen bak, şuna niye gelemiyoruz? Neden gelemiyoruz biliyor musun? Sen şimdi aynı kuşakta olmadığımız için gelemiyoruz. Sen benim, bak ben sana... Ben de aynı kuşakta şey değil bak, abi. Aynı Amerika'da, aynı yaşantı olmadığımız için Amerika'yı boş ver. Amerika önemli değil. Almanya'ya da gitsen, Fransa'ya da gitsen, nereye gidersen sen git. Ama o para senin orada kazanacağın parayla eğer emekli olursa gelirsen Türkiye, Türkiye'de güzel yaşantın olur. Bak ona itirazım yok. Ha, ekonomimiz kötü. Ekonominin kötü olması dört dörtlük bir kötülük yok yani ekonomide. Ha, insanların parası olmayabilir. Bak her insanın cebindeki eşit bir değildir. Herkesin cebi aynı değildir. İşte ülke bunun için ortalama bir asgari ücret getiriyor. Senin benim paramı bölmüyor. Diyor ki sen de mücadele edeceksin. Sen minimum 4250 veriyorum diyor iş. Tamam, 4250 ayakta kal abi. Bir ay bak, bir ay oruç tutuyoruz ya. Tamam, onu boş ver. Ramazan'ı boş verin. Tamam. Bir ay bu zenginler veya iyi para kazananlar, ülke iyi diyenler toplamda. Bir ay 4250 lirayla geçinsin bakalım. Oruç tutarsan onunla geçinemezsin şey abi. Sen her gece oraya buraya gidersen kusura bakma. Biraz abi da çok yanlış anlama da. Üniversiteye gidenler bile şu anda 3-4 milyar maaş alıyor. Üniversiteye giden bak. Şu anda 3-4 milyar maaş alıyor. Siz şu anda gençsiniz ya. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Ben ona gayet anlarım. Niye biz bu gidişle senin yaşına gelemeyeceğiz abi. Biz bu gidişle senin yaşını göremeyeceğiz. Ya sen şu arabayı almak için ilk önce bir çalış, bir çaba sar. Ben çalışıyorum zaten. Ben çalışıyorum da asgari ücretin üzerinde dalıyorum. Ama ben yine de diyorum ki o parayla bile geçinilmiyor. Ve bu asgari ücretle geçinemezsin. Sana dediğim Ramazan örneği gibi. Bir ay oruç tutarsın, aç kalırsın, ona dayanırsın ama sen asla 4250 lirayla bir ay geçinemezsin abi. Evinin kirası ne kadar, onu ödeyebilir misin? 3 çocuk diyorlar bak. 3 çocuk yapın diyor yukarıda. Abi şu anda 3 çocuğu böl bakalım. Bizim devrimiz aynı değil biliyor musun? Nasıl? Yani sizin devrinizle bizim devrimiz aynı değil şu anda. Ekonomi
3 tane 0. Sana öyle söyleyeyim. Sen kendine göre 0 görüyorsun. Biz kendimize göre değil abi. Kazandığımız para zaten. Hayır, çalışıyor musunuz? Kendi kazandığımız para zaten o kadar. Gençler? Çalışıyoruz abi. Ne iş, ne iş yapıyorsun? Baskıda çalışıyoruz. Kaç para alıyorsun? 3 lira 4 lira. Ha, 4 lira mı? 3 lira 3 lira. Sen 4 lirayla sen kendini eğer harman vurup harman savurursan onunla alakası var abi. Ama genç 4 lira sana yeter. 4 lira sana yeter. Ama bir saniye. Bize evde kaç kişi var? Kaç kişi çalışıyor? 5 kişi. 5 kişi çalışıyor mu? 20 milyon. 20 bin lira. Yok. Kaç kişi çalışıyor evde? 2 kişi. 2 kişi. 8 lira. Kirası kira veriyor musun? Şey mi? Abim kira var, borç var, her şey var. Bir dakika, borç. Evde en son ne zaman et yedin? Sen amca yolu söyle. Evde en son ne zaman et yedin? Sen amca yolu söyle. Hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorsun. Tamam. İşte bakın bak, sizin bu halde olmanızın tek sebebi bu zihniyettir. Vallahi zaten bu zihniyet. Bu zihniyet. Bu zihniyettir. İktidarda olan bu zihniyettir. Siz şu anda eskileri karıştırıyorsun. Sen abi gideceksin, sen yine önümüzdeki sen gideceksin. Her şey iyi diye yine oy vereceksin. Ve yine bu devam edecek ve daha da kötü olacak. Abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda iktidardaki olan partiye ben hiçbir zaman oy vermiş değilim. Ben de vermiş değilim. Ama savunuyorum. Bak, pencerenin bir tarafına bakarsan iyi. Bir tarafına bakarsan kötü. Bak ben sana ne diyorum? Sen kötüleri öyle bir anlatıyorsun ki. Ama bak ben sana söylüyorum. Diyorum sana ki Türkiye'nin %20'si zorluk çekiyor. Beş işinden biri adam değil mi? Arkadaşım bak ben sana ne diyorum? Türkiye'nin %20'si ekonomisi kötüdür. İtiraz etmiyorum. Ama o buna rastlar, ona rastlar. Ama bir saniye. Bana rastlar ama. Ama herkesin durumu şu pozisyona bakarsan herkesin durumu bana göre sen 4250 lira asgari ücreti 10 bin lira da yapsa sana, tamam mı? Sen onu yine beğenmezsin. 10 bin lira yapsa yine beğenmezsin. İnan ki beğenmezsin. 5 bin lira da yapsam beğenmezsin. Çünkü bak çalışıp da tamahkarlık yapmadığımız süre içerisinde kendinizi bak benim de borcum var. Ben her akşam oraya gideyim, buraya gideyim veyahut da şunu yapayım, bunu yapayım. Yapma kardeşim, yap haftada bir yap, haftada iki yap. Ekonominin cebindeki paraya göre yap. O hangi cibinde para? Hiç işte? Abi mikrofon olmasın. Ben sana yani. Çok şey abi anlatırım. Abi cebinde 20 milyon para var gezmeye. Bak çok şey anlatırım şu mikrofon olmazsa. Otobüs bedava. Ben açıkça net söylüyorum sana. Çok şey anlatırım sana. Türkiye'nin herkesin durumu iyi. Şu anda bir Türkiye'de dönen olayı söyledim sana. Bak. Hala ekonomi sanıyor. Bütün şans oyunlarını toplasan günde 30 trilyon lira sermaye dönüyor. O şans oyunları kimin abi? O şirketler kimin? Kimin olmasa şirkete bakma. Bak, o şirkete bakmayacaksın. Tamam. Tamam. Demek ki kim oynuyor bunları? Ahmet, Mehmet. Sen ben diyelim artık. Bitti mi? Abiciğim kusura bakma da sen eskilerde kalmışsın. Bir hesap et ya. Peki bir şey soracağım. Bir hesap et. Ha bana desen ki o pahalı bu peki pahalı. Peki abi bir tamam, şey soracağım. 30 milyon şeye gidiyor diyorsun ya. Peki abi inşaat şirketleri ne kadara gidiyor? Mesela benim verdiğim vergiler, benim almam gereken hizmetler niye bana gelmiyor? Onu niye söylemiyorsun almak, mesela? Almak istediğin hizmet nedir? Mesela abi Erasmus'a ben bedava gitmek istiyorum. Nereye? Erasmus'a yurt dışına bedava gitmek istiyorum eğitim için. Niye gidemiyorum? Sen başvurdun mu? Başvurdun mu? Başvuramadım ki abi şey yok. Ne şey yok, destek yok ki. Neyle başlayacağım? Sen ilk önce bir al, açılımını şeyini bir yap, ondan sonra git abicim, gidebilirsin. Destek yok yok. Kimden neydi, destek istiyorsun? Kimden destek okulundan istiyor? Destek istiyorum. Abi, devletten iste. Destek istiyorum. Her şeyi devletten bekliyor. Bir şey sorabilir miyim? Kimden bekleyeceğim? Herkes böyle bir konuşma olunca yaşlıların hepsi böyle gelip böyle. Bak, abi, ben sana bir şey söyleyeyim. Ben kimden destek istiyorum? Benim annem babam zengin değil. Her şeyi devletten. Bak ben de zenginliyim. Benim borcum var şu an. Tamam abi borcuna bak. Abi senin de borcun var işte. Niye savunuyorsun o zaman? Ama benim borcum var. Bak ben tamam dedim bir kardeşim bak beni sarın bak senin için seni sanıyorum. Sen diyorsun senin var ya devlet öğrencilere tamam mı burs vermiyor veyahut da onu vermiyor şunu vermiyor diyorsun. En basit örneğini ama bir kitle muhakkak veriyordur. Başvuranlar vurabiliyorsa muhakkak onu abi, eğitimini alıyor. Başvuranlar vurabiliyor. Destek çok kısıtlı. Destek çok kısıtlı abi. Ben gidebilmedim. Mesela başarılı bir öğrencime bak. Yıldız Teknik'te makine okuyorum ben. Ben bir yere giderken 50 kere düşünüyorum. Haftada bir kere falan anca dışarı çıkabiliyorum abi verdiğim şeyle parayla. 850 lira ne abi? 200 zaten 400'ü yurda gidiyor. 400 lirayla kim nereye geçiniyor? 110'da yardım karta. 200'de ne yapacağım ben? Şu anda 110 bir dışarı 80 lira abi bir en basitinden. Gidip burada ortalama bir şeye gittiğin zaman game arasına gidince 80 lira. 3 gün önce doldurdu bak. Evet size. 80 lira. Abi ben ne yapacağım bu parayla? Hiçbir şey yapamıyorum. Yani yatırımı geçtim. Telefon abi bak yazın 3 ay çalışıp benim aldığım şey bir telefon. Yazın başka bak benim yaşatım Avrupalı bir genç. Bak sadece 1 ay çalışıp 2 ay
Dubai tatil yapabilir farklı bir yerde. Türkiye falan değil. Bak gidip farklı bir yerde de tatil yapabilir. Abi, ben niye yapamıyorum? Şöyle bir şey var. Ben niye yapamıyorum? Zihniyetle hiçbir şey olamaz. Tatil mi? He, tatili ben bir ay çalışıp yurt dışında neden tatil yapamıyorum? Arkadaşım sen tatil neden yapmak istiyorsan tamam mı? İlk önce kendini geliştireceksin. Abi bir saniye okuyorum diyorsun değil mi? Evet İlk abi. İlk önce okulunu bitireceksin. Yaptığın veyahut da okuduğun branş hangi branşsa kendini bir kere ona adapte edeceksin. Anladın mı? Yeterim abi sen. Bir saniye. Sen kendini ona ilk önce adapte edeceksin. Adapte ettikten sonra sen kendini hangi dalda yürümek istediğine kendin karar vereceksin. İlk önce ben diyorsun abicim, ki... Abicim tartışmamız kariyer, benim kariyerim Allah değil Allah, ki abi. Bir saniye. Sen diyorsun ki ben 17 yaşında Avrupa'nın her tarafını gezeyim. Tamam her genç için gezsin. Kusura bakma biraz çalış ya. Çalışın abi ben ya. Çalışıp gez... Bak ben bedava gezeyim demiyorum abi, ki. Ben çalışıp gezeyim. Bak şimdi bedava geçeyim veya da geçeyim gezeyim demiyorum. Veyahut da bedava para girmiyor demiyorum sana. Tamam. Ben de sana diyorum ki bak burada hepiniz gençlersiniz. Ben size diyorum ki kardeşim gidin. Ya bir çalışın ya. Abi, o kadar yer görüyorum. Abicim bak sanıyorum ki ben yazın 3 ay çalışıp elde ettim tek şey bir telefon. Bak abi, sadece bir telefonu ben 3 ay çalışıyorum. Ben sana iPhone al demiyorum ki. iPhone değil abi gösteriyorum abi. Hayır örnek. Ben abi, sana illa ki 10 milyar 15 milyar bir telefon alman telefon. Şart değil. Abi bak. Abi telefon nasıl şart değil? Abi aldım kardeşim, yaptıracak param yok şu an biliyorsun değil mi? Abicim. Yaptıracak param yok yani çalışıyorum ben abi. Bir saniye abi telefon şart değil mi? Telefon nasıl şart değil abi? İyi misin? Telefon şart değil mi? Ne yapalım abi telgrafı şart millete. Olabilir olmaz diyor. Tamam abi. Telefon oğlum mektup yok. Ben 3 aylık çalışmam lan. Telefon alıyorum. Allah'ımına. Hadi ben tek geçiniyorum. Benim evde aile evim var. O arkadaş nerede? O arkadaş mesela 4 kişilik bir aileye geçindiren adam ne yapacak abi? O gitti. Abi siz bir şey anlamıyorsunuz ki çok giden. Ne konuda? Abi görüşmek üzere. Kendine çok dilinde tüy bitti. Her insan eşit göremezsin ki sen zaten. Bak benim evim. İnsanoğlu eşit değildir. Eğer her insan eşit olmuş olsaydı Allah-u Teala herkes eşit yaratmış olsaydı bu kardeşim de çalışmazdı. Ben de çalışmazdım. Kusura bakma. Bir tabaka vardır. Onlar çalışacak bir tabaka ülkeyi yönetecek bir tabaka zaten. Türkiye'nin ekonomisine yön verecek ama iyi ama kötü bir şekilde düzelmesi lazım ha tamam ya eğri tarafları var mı yanlış tarafları da var ben her tarafını dört dörtlük ülkeyi yöneten bir iktidardır veyahut da dört dörtlük ülkeyi çok iyi duruma getiren bir şey değil konumdadır demiyorum ki ben bunu ha yanlış tarafları da vardır iyi tarafları da vardır ha, ben savunduğumdan değil ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulduğundan beri 2000 yılında o parti kurulduysa ben bir tane oy atmış değilim ona. Ama bana sorarsan niye? Biz şu an bu kadar yıpranmaya gerek yok ki. Bu kadar işsiz mi ya? Bunların hepsi işsizim diyor. Hepsi de okuyanlar var burada. İşlerinde de okumayan da var. Yok diye bir şey değil. Çalışan da var, çalışmayan da var. Kimse parayı beğenmiyor kardeşim. Tamahkarlık yapmayı kimse beğenmiyor. İlk önce alt tabakadan yetiştir kendini ya. Bak ben demin örnek verdim. Dört dil biliyor. Alt tabakadan. Müdürü dedi ki gel seni şef yapayım dedi. Hayır dedi. Ben dedi ilk önce alt tabakayı öğreneceğim dedi. Kendi kendine yükseldi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Ege Bölgesi'nin müdürü. Kolay mı? Sen okuyorsun. Tamam. Sen niye okuyorsun? İleride bu ülkeyi yönetmen için yani bir yerlere var diye uğraş veriyorsun. Ha sen sadece ben hep gezeyim, hep para harcayayım diye geçinirsen kusura bakma bu ülkede gençliği ben kötülemiyorum tabii. Gençliğin de ihtiyacı var. Yok bir şey demiyorum. Ailelerine de Allah sabır versin. Vermesin demiyorum yani. Yetiştirmek kolay değildir ama şöyle biraz düşünmek lazım. Yani ülke adına düşünmek lazım. Biz de biraz çaba sarf edin. Ben 6'da kalkacağım, 10'da gideceğim. Sen 7'de geleceksin. Ben 7'de kalkamam, işe gidemem diyorsun. Böyle bir şey yok kardeşim ya. Çalış ya. Bir çalış. Bir emek ver. 1-2 sene, 3 sene kendini çalış. O kademeye getir. Belki daha iyi bir yer bulursun. Senin kolundan belki başka bir istihdar gel benim şirketime der sana. Veyahut da başka bir makama doğru gidersin. Gitmezsin diye bir şey değil ki. Sonuçta okuyorsun yani. Üniversite bitiriyorsun. Bu üniversite Türkiye Cumhuriyeti'nde 2040 yılında bana kalacak değil ki. Bu gençlere kalacak.